pazarlar. Ben Deniz Fatih Aslanlı. Bu hafta da Akit TV'de canlı yayında pazar manşetinde karşınızdayım ve hemen konuğumu siyasal iletişim uzmanı Mehmet Erdem Temur'u size takdim etmek istiyorum. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk pazar manşetine. Bey. Teşekkürler, sağ olun. Sizler de pazar manşetine Mehmet Erdem Temur'la yapacağımız pazar manşetine soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirileriniz varsa eleştirilerinizle katkı yapabilirsiniz. Aykut Alpsev, yönetmen arkadaşım iletişim bilgilerini, Twitter hesabını şu anda ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutacak. Katkı yaparsanız seviniriz diyor. Ve siyasal iletişim uzmanı Mehmet Erdem Temur'la 15 Temmuz'un öncesinde ve sonrasında yaşananları ve bugün saat 17'de İstanbul Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılacak ve Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da davetli olduğu ve katılacağı mitingin ayrıntılarını, yansımalarını konuşacağız. Ve nereden başlayalım diyorum. Siz Mehmet Bey, bu Fethullah Gülen terör örgütüyle ne zaman tanıştınız? Ben ortaokul yıllarındayken böyle bir örgütün varlığını gördüm. Hı hı. Çünkü etrafımızda çeşitli vesilelerle dolanıyorlardı ve arkadaşlarımızı bir şekilde evlerine davet ediyorlardı. Hı hı. Herkes tarafından da bu biliniyordu. Hı hı. Farklı bir şeydi. Yani dershaneye gitmiş olmak, hı hı. daha sonra dershaneden süzülüp onların davet edeceği başka organizasyonlara gitmiş olmak, hı hı. ve ardından yine sınav tercih dönemlerinde polis koleji sınavlarına, askeri lise sınavlarına yönlendirmeleri ve ardından o öğrenciler özelinde ciddi bir takibat başlatmaları benim dikkatimi çeken unsurlardı ki bu ortaokul yıllarına denk geliyor enteresan bir şekilde. Hangi yıllar o yıllar? Yani ortaokul yılları dediğimiz yıllar? 97-98 o civarlar. Evet. O civarda. Yani o günden böyle bir terör örgütünün bu 15 evet. Temmuz darbe girişimi gibi bir girişime kalkışabileceğini öngörmüş müydünüz? Yoksa hakikaten bunlar kendi işlerinde örgütlenen, kendi işlerinde bir iletişim ağı olan bir yapı, bir cemaat, bir grup, bir hizmet hareketi olarak mı görüyordunuz yoksa? Şöyle söyleyeyim, benim ilk soru işaretim şu oldu. Hı hı. Beni de davet etmişlerdi evlerinde kalmam için. Hı hı. İşte çeşitli vesilelerle oyun yapacağız, pikniğe gideceğiz vesaire falan. O zamanları hatırlıyorum. Babam müsaade etmemişti. Hı hı. Babam hiçbir zaman onların davetine icabet etmeme müsaade etmedi. Hı hı. O ilginç olan şey şuydu, hı hı. bir gün bizi ziyarete gelmişlerdi, hı hı. ve evde babamın imam hatipli olduğunu öğrendikleri anda, hı hı. Bir tepki geliştirdiklerini fark ettim. Hı hı. Ve kendi aralarında benden umudu kestiklerini de anladım o anda, hı hı. ilginç bir şekilde. O gün bende bir şüphe belirdi. Hı hı. Daha sonra hiçbir şekilde zaten bir şeyim olmadı yani bir irtibatım olmadı o ciddi anlamda. Hı hı. Bir tanışma şeyleriydi bunlar o zamanlar. Herkese yaptıkları bir şeydi. Başarılı öğrencilere yapıyorlardı. Niye bu imam hatiplilere biraz mesafeli bu grup ya da mesafeliydi? Bunu sorguladınız mı hiç? O zaman sorgulama imkanım yoktu bulunduğum hı. yaş itibariyle. Fakat şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyoruz ki Fethullah Gülen'in buna hareket ya da bir cemaat demek istemiyorum çünkü bu bir örgüt yapılanması. Hı hı. Tesis etmeye çalıştığı şey aslına bakarsanız tam olarak da yeni bir din inşası. Hı hı. Mehdilik iddiası, yeni bir din inşası, kendini kainat imamı olarak tanıtıyor olması. Bunlar hepsi yeni bir din inşası. İmam hatipli ya da ilahiyatçı istemiyorlar. Çünkü imam hatiplilerin şeyleri, fraksiyonları farklı. Yani dine bakışları farklı, yani tevhid inancına bakışları farklı. Onlar gibi işte dinler arası diyaloğa çok itibar etmezler. Hı hı. Yani böyle pek çok nüans var onların öne sürdüğü fikirler arasında. İmam hatipliler genellikle bunlara itibar etmezler. Yani bundan dolayı imam hatiplere karşı bir şey geliştirdiler yıllar içerisinde. Ama imam hatip ve ilahiyatçılar bunlara hep mesafeli durdu diyorsunuz ama şimdi Akıncılar üstünde yakalandığı evet. ya da olduğu söylenen Öksüz, Adil Öksüz. Hı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi ya da Kemalettin Özdemir uzun bir dönem bu örgütün emniyet imamlığını yapan birisi.
yine İlahiyat Fakültesinden. Yani şöyle bir ortaya baktığımız zaman ilahiyatçılar da var. Şimdi ben gözaltına alınan ya da tutuklanan, devletten uzaklaştırılan bazı isimlerin de yakından tanıdığım bazı isimlerin de CV'lerine baktığımda İmam Hatip Lisesi nüansını da görüyorum. Yani bazı İmam Hatip Liselerinde ilahiyatçıların da bunlara dönük bir temayüllerinin olduğuna da tanıklık ediyoruz. Elbette, yani bu topyekün bir şey hareket değil, yani tamamen dışlayıcı bir unsur değil. Yani İmam Hatip mezunları, milyonlarca mezun var. Bunlar içerisinde onlara sempati duyup bu örgütün içinde yer almış bir şekilde halis duygularla veya başka duygularla hizmet etmiş ya da farklı algılamış insanlar olabilir, kullanılmış insanlar olabilir. Ama Adil Öksüz farklı bir vaka. Yani o tamamen farklı bir şey. Yani bu örgütün fetva makamı gibi işletilmesini sağlayan, ilahiyat camiasını ve farklı askeri kolları koordine eden, kendi içlerinde imam diye tayin ettikleri insanlardan bir tanesi. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Yani ilahiyatçı kimliğini ön plana çıkartan bir unsur değil o. O sadece kişiliğinden ve şahsından ve kendi Fethullah Gülen'le olan geçmiş yaşantısından kaynaklı bir şey noktası, o rütbesi var onun. Evet, Mehmet Bey, Kalkınma Buyurun. Bakanı Lütfü Elvan hattaymış. Bir Sayın Bakan'a bir merhaba diyelim. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Lütfü Bey, bugün İstanbul'da mı olacaksınız yoksa? Bugün ben Mersin'de olacağım. Biliyorsunuz İstanbul dışında 80 ilimizde mitinglerimiz olacak. Tüm bakanlarımız büyükşehir olan illerimize gidecekler. Dolayısıyla bakanlarımız Yenikapı'da olmayacak ama bizler değişik illere dağıldık. İşte Antalya, Adana, Mersin, İzmir, bu illerde inşallah milletimizle buluşacağız ve canlı olarak da Yenikapı'ya bağlanacağız. Evet, yani sadece Yenikapı'da değil, bugün demokrasi mitingi tüm Türkiye'de 81 vilayette olacak, Mersin'de de olacak ve siz evet, Mersin'deki mitingde olacaksınız. Evet, ben Mersin'deki mitingde olacağım ve bugün gerçekten bizim açımızdan tarihi bir gün, çok önemli bir gün. Kurtuluş Savaşı'ndaki o ruhu, o azmi, o kararlılığı bugün tüm milletimiz gösterecek. Bu özellikle ülkemizin, milletimizin demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu, milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz. Özellikle ağzının ucuyla darbeyi kınayan ülkelere ve diğer özellikle bu Fethullahçı terör örgütüne dolaylı destek vermeye çalışanlara da önemli bir cevap olacak diye düşünüyorum. Ve bizim bu mitingimiz özellikle demokrasi için uğraşan, demokrasi için mücadele eden ülkelere de önemli bir ilham kaynağı olacaktır. Evet, şunu hemen sorayım ve Mersin'i kapatalım istiyorum. Mersin'de bu akşamki miting, en azından bizi izleyenler, dinleyenler için de, Mersin'de nerede toplanıyorsunuz bu akşam? Mersin'de biz Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız ve tüm halkımıza hitap edeceğiz inşallah. Siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Evet, çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Darbe severler, darbe savar oldular bugün. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi şöyle ifade edeyim. Maalesef Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, istikrarından rahatsız olan önemli kesimler var. Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasından rahatsız olan kesimler var. Bu kesimler Türkiye'nin bir anlamda kendi istiklalini, kendi istikbalini ortaya koymasından rahatsız olan kesimler bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu sadece bir darbe girişimi değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu aynı zamanda bir işgal hareketinin başlangıcıydı. Ama Allah'a çok şükür milletimiz, siyasilerimiz, basınımız hep birlikte hareket ettiler ve onlara karşı mücadelemizi sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Bu darbecilere, darbecileri destekleyenlere ve özellikle bu haşhaşi başı başta olmak üzere tüm bu kesimlere gereken neyse yapılacaktır. En ağır şekilde cezalandırılacağı gibi bu darbe süreci dönemindeki tutumlarını da bazı ülkelerin hiçbir zaman unutmayacağız.
dost kimdir, düşman kimdir, bunu net olarak biz o süreçte gördük. Bundan sonraki dönemde de bu noktada daha akılcı, daha rasyonel bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet, düşmanları biliyoruz ama dostlar var mı bu bizim dışımızda olan? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani burada zaman zaman yine Batı dünyasında Türkiye'ye haksızlık yapıldığını ifade eden siyasiler, ekonomistler, değişik organizasyonlar çıkabiliyor. Örneğin eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Avrupa Birliği bu tutumundan dolayı utanmalıdır şeklinde bir ifadesi var. Türkiye'ye destek veren bir ifadesi var. Burada tabii özellikle bizlerin bu Fethullahçı terör örgütünü çok iyi anlatmamız gerekiyor dış dünyaya. Çünkü bunlar bu ihanet şebekeleri sevgi dediler, hoşgörü dediler, barış dediler, milletimizi kandırdılar. Ama bunların ne kadar hain olduğunu ve bunların bu ülkenin istiklalini, istikbalini yok etmek istediklerini net olarak gördük. Batı'ya da bunları dostlarımıza, özellikle dostlarımıza bunları çok net bir şekilde anlatmalıyız diye düşünüyorum. Evet, şimdi en çok konuşulan konulardan birisi şu Sayın Bakan, bu 15 Temmuz darbe girişiminin siyasal ayağı. Siyasal ayağının, siyasi partilerdeki uzantılarının temizlenme olasılığını mümkün görüyor musunuz? Ve AK Parti içerisinde de varlar mı? Şimdi şöyle ifade edeyim. Bakınız, nerede olursa olsun, ister herhangi bir siyasi partide, ister iş dünyasında, ister kamu kurum ve kuruluşlarında olsun, nerede olursa olsun, bu Fethullahçı terör örgütünün uzantılarının kökü kazınacaktır. Bunun başka yolu yok. Bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin istiklali için, istikbali için başka bir yol yok. Onun için bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de hükümetimiz son derece kararlıdır. Bunların siyasi uzantıları varsa da mutlaka bunlar da hukuka teslim edilecektir. Evet, sizin bakanlığınızdaki 15 Temmuz'dan bu yana yapılan temizliğin boyutu ne Sayın Bakan? Şimdi bizim bakanlığımızda bu konuyla ilgili gerekli bilgileri, belgeleri aldık ilgili kurumlarımızdan ve bu çerçevede de değerlendirmeleri de yaptık. Şu an itibariyle 114 kişi açığa aldık. Kalkınma ajanslarında 98 kişinin işine son verildi. 98 çalışanın işine son verildi. Ve bu çalışmamız daha devam ediyor. Çünkü bunlardan kripto olanlar söz konusu biliyorsunuz. Dolayısıyla daha detaylı çalışmamızı sürdürüyoruz. Geceye gündüz bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların tamamıyla kökünü kazıyacağız Allah'ın izniyle. Bir kişi dahi bırakmak istemiyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Hangi kriterlere göre bu temizliği yapıyorsunuz Sayın Bakan? Şimdi bu tabii ki bu Fethullahçı terör örgütünün bu kurumlarda, kamu kurum ve kurumlar kuruluşlarında çalıştıkları arkadaşlar var, insanlar var. Bu kişilerle, güvenilen kişilerle görüşülüyor. Yine istihbaratımızın, emniyetimizin bizlere vermiş oldukları bilgiler var. Bunları bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Gelen bilgilerin ışığında da gerçekten kanaat getirdiğimiz olanlar varsa bunları da açığa alıyoruz. Ve bundan zaten bunların da işine son verilecek önümüzdeki günlerde. Evet, son bir sorum olsun. Fazla tutmak istemiyorum sizi Sayın Bakan. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikenin geçmediğini ve kısa bir dönemde de geçmeyeceğini söyledi. Sizin bu konudaki kanaatiniz ne ve bundan sonraki süreçte ne yapmalarını, ne yapabileceklerini bekliyorsunuz? Şimdi bunlar sapık bir terör örgütü. Bu insanların ne zaman ne yapacağını bilemeyiz. Ki bakın bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, devletin kurumlarında okumuş bu hainler, bu teröristler milletimize silah doğrulttu. Meclisimizi bombaladı. Dolayısıyla bunların, bu hainlerin, bu teröristlerin
ne yapacağını, ne tür çılgınlıklar ortaya koyacağını bilemeyiz. Halen öyle veya böyle kripto niteliğinde tipler bazı kurumlarımızda bulunabilir. Bu silahlı kuvvetlerimizde olabilir, emniyetimizde olabilir, diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızda olabilir. O nedenle bizim son derece uyanık olmamız lazım, temkinli olmamız lazım ve bunlara karşı gereken mücadeleyi sonuna kadar yürütmemiz lazım. Bir anda tabii ki bunların hepsinin ortaya konulması, temizlenmesi söz konusu olamayabilir. O nedenle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Yani biz bu süreci gerçekten son derece itinalı bir şekilde götüreceğiz ve bunların kökünün kazınıncaya kadar ve bu müdahale veyahut başka bir sabotaj girişimidir, başka bir saldırı türüdür, bunların önüne geçebilecek her türlü önlemi zaten alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de alacağız. Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz önemli, dayanışmamız önemli, demokrasiye olan bağlılığı, milletimizin bağlılığı önemli. Biz bunları sağladığımız müddetçe de Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Ülkemize rahat bir nefes aldıracağız. Evet Sayın Bakan, son soru demiştim ama bir soru daha soracağım eğer izin verirseniz. O da şu. Siz şimdi Fethullah Gülen terör örgütü diyorsunuz. Fethullahçı terör örgütü diyorsunuz. Bu terör örgütünü Lütfü Elvan ilk ne zaman keşfetti? Ben bunun cevabını merak ediyorum. Yani 17-25 Aralık'tan sonra mı, 15 Temmuz'dan sonra mı ya da belki 40 yıldır bunların terör örgütü olduğunu biliyor muydunuz? Elbette bilmiyor dedik. Yani ama bizim bunların ilk işaretleri 2010 yılından itibaren ortaya çıktı. Biliyorsunuz 2010 yılı öncesi bunlar sevgi dediler, hoşgörü dediler. Bu tür bir yani sıradan, basit, insanları manevi alanda bir anda etkilemeye çalışan bir grup gibi algılandı. Ama şu ortaya çıktı, özellikle MİT Müsteşarımız Hakan Fidan'a olan girişimleri ile birlikte bunların gerçekten Türkiye için ciddi bir tehdit teşkil ettiğini, Türkiye'nin yararına hiçbir şey yapmadıklarını, bunların bir takım üst akıllarla bu işi yönettikleri ortaya çıktı. Zaten bu terörist başının, yani haşhaşi başının bazı açıklamaları, işte basına da yansıyan açıklamaları bunu net olarak ortaya koyuyor. Bunların toplumda böyle geniş bir tabanı falan yok. Amaçları işte efendim ben askeriyi ele geçireyim, bürokrasiyi ele geçireyim, emniyeti ele geçireyim ve ülkede istediğim bir yönetim anlayışını ortaya koyayım yaklaşımı olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle 17-25 Aralık sonrası da milletimizde bu noktada bilinçlenme arttı. Yani bu Fethullahçıların bir terör örgütü olduğu yönündeki anlayışı, yaklaşımı daha da arttı. Ama bu 15 Temmuz akşamı kim kara net olarak ortaya çıktı ve bunların ne kadar hain bir terör örgütü olduğu, bunların demokrasiyi yok etmek için, milli iradeyi yok etmek için her şeyi yapabilecekleri net olarak ortaya çıktı. Bu mücadele elbette devam etmişti aslında. 17-25 Aralık'tan sonra ciddi bir mücadele başlatıldı. Ancak işte düşünün, yargıdaki bu terörist başının örgüt üyeleri. Bir kişiyi görevden alıyorsunuz. Bir hafta sonra bu kişiyi ne yapıyor? Mahkeme kararıyla geri gönderiyor. Kararı veren kim? Terörist başının örgüt üyesi. İşte bunlar bu olağanüstü halle birlikte çok rahat bir şekilde temizlendi. İnşallah bu süreçte bu olağanüstü hali bu Fethullahçıların, bu terörist organizasyonun kökünün kazınması için de kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz olağanüstü hal çerçevesinde. Hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Amerika iade edecek mi Sayın Bakan bu Fethullah Gülen'e? Şimdi şöyle ifade edeyim, tabii bunu bilemiyoruz ama kanıt diyorlar. Ortalık kanıtlarla yüzüyor, her taraf kanıt. Hangi kanıtı istiyorlar? Yani burada Genelkurmay Başkanımıza
ben sizi kanaat önderimle görüştüreyim diyor. Oradaki bir terörist, asker kıyafeti giymiş terörist. Diğer taraftan itirafçılar var ortada. Şimdi bakıyorsunuz TürkSat, bu biraz önce yayında ifade ettim. TürkSat'ı işgal etmeye kalkıyorlar, yayını kesmeye çalışıyorlar, kesemiyorlar. Bunun üzerine işte Samanyolu Televizyonu'nun bu Fethullahçı terör örgütünün kanalının, eski kanalının adamlarını, uplinkçisini, işte bilgi işlemcisini oraya götürüyorlar. Ya bu kadar açık, bu kadar net olan bir hususta Amerika Birleşik Devletleri'nin tereddüt etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette orada zaten bu Haşhaşi Başı kendisi ifade etti. Ne söyledi Haşhaşi Başı? Dedi ki ben yıllarca sizlere hizmet ettim. Batı'ya dedi ki ben size hizmet ettim. Sizin için çalıştım. Bu terörist başı sizlere hizmet ettim, sizin için çalıştım. Yalvardı bu köpek, ne olur beni Türkiye'ye teslim etmeyin diye. Bunlar, bu terörist başı anlaşılıyor ki bir takım istihbarat örgütleri tarafından kullanılmış. Kullanılmaya da devam ediyor anlaşılan bu. Ama bizim arzumuz, bizim isteğimiz bunun mutlaka Türkiye'ye teslim edilmesidir. Evet, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan pazar manşetine telefonla bağlandı Mersin'den. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, hemen Mehmet Erdem Temur'a dönüyorum. Nasıl yorumladınız Sayın Bakan'ın açıklamalarını? Sayın Bakan'ın açıklamaları evet gayet makul açıklamalar. Fakat yani bir yerde bir soru işareti belirdi. Yani kripto ifadesini çok fazla kullandı. Ben onlara uyuyan hücre diyorum. Uyanmamış birçok hücre var çünkü kamunun içinde. Yani onların deşifre edilmesi noktasında devlete çok büyük bir görev düşüyor. Sayın Bakan da bu konuda bu konunun süreç alacağını söyledi. Yeni Kapı mitingine ilişkin söylediği açıklamalarda da yaptığı açıklamalarda da birlik ve beraberliğin orada tesis edilecek olması yeniden önemli olduğunu ifade etti. Bunlar önemli idi. Tabii kendisine bağlı Kalkınma Bakanlığı kendisine bağlı şeyler var. Kalkınma ajansları var. Kalkınma ajanslarında çok sayıda Fethullahçı terör örgütünün projeleri var. Birçok kalkınma ajansında. Yani onlara bakanlık olarak eğilmek gerekiyor. Tek tek projeleri, geriye doğru da o projelerin ve devam eden projelerin, onaylanmış projelerin üzerine gidilmesi gerekiyor. Bunlar finansman yönü güçlü, önemli, etkili projeler. Valiliklerle ve bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar bunlar. Bir de yani şey çok ilginç, yani kanıtla ilgili sorduğunuz soruya Samanyolu TV'nin teknik ekibinin, teknik kadrosunun TürkSat'a götürülmesi, orada bu işle ilgili hani çalışmalar için altyapı oluşturmaları da enteresan yani. Her şey kanıt aslında yani. Evet, her şey kanıt. Ama şunu merak ediyorum, şimdi verdi rakamları Kalkınma Bakanlığı'nda ve o ajanslardaki Fethullahçı terör örgütünün temizliği. Ama rakamlara baktığımız zaman 50-100'ü geçmeyen rakamlar. Şimdi evet, bu 50-100'de ifade edilebilecek rakamlar mıdır? Ben inanmıyorum. Yani o rakamlar çok düşük. Yani ordudan daha önce atılmış, hemen 16 Temmuz'da bir mülakat vermişti bir subay. Bir gün sonra üst düzey bir rütbeliydi yani. İlk 3000'lere vardığında bu rakam, bunun en az 5-10 katı olduklarını ifade etmişti. Yani 3000'e ulaşmıştı o gün ve bunun en az 5-10 katı olduğunu ifade etmişti ordu içinde. Kamuda daha fazla biliyorsunuz. Kamuda son yıllarda özellikle müthiş bir şekilde kendilerine yer buldular. Ve bunu inkar edemeyiz. Bu rakamlar elbette çok düşük. Ya bakanlığın binlerce çalışan arasında 50 tane, 100 tane, 20 tane FETÖ'cünün olması düşük rakamlar bunlar. O zaman ya kendi iddiamızla ters düşmüş oluruz. Çünkü ya kocaman bakanlıkta eğer 200 kişi görevden el çektiriliyorsa, uzaklaştırılıyorsa 200 kişiyle mi hani bunlar? Orayı korne etmeye çalışıyorlar, sızmaya çalışıyorlar.
Ya da 50 yıldır sadece Kalkınma Bakanlığı'na 200 kişiyi mi sızdırmışlar mesela? Evet, değil evet, mi? Evet, rakamlar düşük. Bu soru akla geliyor. Tabii bu arada şu soru da akla geliyor. Yani ordunun mesela %95'e yakınının bunlardan olduğuna dönük bir kanaat var. Hep şu soruyu soruyorum ben. Bu soruya bilmiyorum sizin bir cevabınız var mı? Mesela tabii yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ki, daha doğrusu bir kesim yeni yeni öğrenmeye başladı ki aslında bunlar 1960'ların ortasından itibaren devlete bir şekilde sızmışlar. Ve bu dönem zarfındaki bütün siyasal iktidarlar ne istedilerse de vermedik noktasında hareket etmişler. Yani buna Kenan Evren'i dahil, Turgut Özal'ı dahil, Süleyman Demirel'i dahil, Tansu Çiller'i dahil, Bülent Ecevit'i dahil. Bir arada Necmettin Erbakan sanki bunlarla bir köprü kurmamış, kurmak istememiş anladığım kadarıyla. Ama diğerlerinin tamamı ne istedilerse vermedik. Tamam, bunların devlete, Kalkınma Bakanlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ya da bürokrasiye sızmalarını anlayabiliyoruz da, 100 yıldır Amerikancı, NATO'cu, Atatürkçü, Kemalist diye bildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasını ben anlayamadım mesela. Bunun bir cevabını bulamadım. Yani devletteki diğer mekanizmalara Tayyip Erdoğan soktu bunları diyelim de orduya kim soktu bunları? Şimdi burada çok ilginç bir nüans var. Ben onu buradan ifade etmek istiyorum. Bu tamamen FETÖ'nün yapılanma sistemiyle alakalı bir şey. Yani yapılanma sistemleri masonik bir yapılanma, hücre tipi yapılanma ve nerede bir topluluk var ise kendilerini temsil eden bir örgüt üyesi var. Şöyle söyleyelim, ülkücüler içerisinde FETÖ'cü var. Kemalistler içinde FETÖ'cü var. Ulusalcılar içinde FETÖ'cü var. Sosyalist komünistler içerisinde bile FETÖ'cü var. Yani Alevilerin içerisinde Aleviler bile, içinde de var. Ama hatta Aleviler içinde de var. Hatta Alevi olmayanlar bile var. Alevi gibi gözüken Aleviler. Muhakkak vardır. Yani nerede bir topluluk var ise, nerede bir kanaat oluşumu var ise orada zaten bunlar varlar. Dolayısıyla FETÖ'nün genel itibariyle yapılanmasını, bu tarz bir yapılanmasını dindar bir oluşum olarak göstermek yanlış. Çünkü adamlar zaten dershane öğretmenleri ve dershanecilik ve eğitim üzerinden bir algı, bir perde sunuyorlar, projeksiyon sunuyorlar topluma. Sonra anahtar kelimeler geliyor. Sevgi, barış, kardeşlik, hoşgörü, dinler arası diyalog vesaire vesaire. Adamlar bu kisve altında, arka tarafta bütün Kemalistleri, şeyleri yetiştirip orduya sokuyorlar. Orduya girenlerden de benim bildiğim arkadaşlarımız oldu bu şekilde giren. Yani Kemalist gibi tabii, gözüküp. Hayır bakın Kemalist ailenin çocuğu, ulusalcı ailenin çocuğu. Evet. Fakat bunların dershanelerine gittiler. Ve gitmese bile hafta sonu etüde gittiler onların evine. Üniversite öğrencilerinin, abilerinin evine gittiler. Onlar bunlarla çok güzel mesai geçirdiler beraber. Bir yıl boyunca sınavlara hazırlandılar. Haddi zatında bunlara bazı soruları verdiler. Tercih dönemi geldiğinde onların tercihlerini bunlar yaptı. Zaten kazanılmış adam yani. Bu beyni yıkanmış adamdı yani. Ailesinin Kemalist olması gerçeği değiştirmez. Ya ondan da zaten beklenen şu değildi. Yani gece teheccüde kalksın, namaz kılsın, şöyle yapsın, böyle yapsın. Yani sizden ya da benden beklenecek şey değil zaten o. Ondan beklenen şey çok daha farklı. Dolayısıyla onu o örgütün, o yapının içine çekip, kendi doktrinlerini, kendi eğilimlerini angaje edip onu yetiştirmeye ve takip etmeye başladılar. Kemalist ailenin çocukları girdi buraya. Zaten araştırılsa, içeriye alınan FETÖ'cü olmakla içeriye alınan subaylara bir bakılsa, ailelerine bakılsa, çoğunun Anadolu insanı, ortalama bir Anadolu insanı olduğu, işte ya ülkücüdür ya Atatürkçüdür, böyle bir profili vardır. Yani bayramdan bayrama namaza gider, cumadan cumaya gider. Yeri geldiğinde içkisini içer vesaire vesaire, böyle normal bir şey, aile yapıları vardır bunların. Zaten bunu alıp devşirip sistem içine sokuyor. Orada kamufle olması gayet yani devşirip, normal. Devşirip derken de İslam'a kazandırmıyor bunları. Kazandırmıyor. Sadece Fethullah Gülen'in öğretilerini buna angaje ediyor.
İşte yeni bir din inşası dediğimiz şey orada ortaya çıkıyor. Yani İslam'ın sorumlulukları vesaire bunlardan şey yok. Sadece kasetlere dinlenir, onun öğretileri onlara aşılanır. Sadece böyle bir şey gibi yani. Çok farklı bir yaklaşımla. Daha sonra bunlar elde tutulur. Evet. Ve bu orduya özellikle sokulanlar bu şekilde sokuldu. Evet. Ama şu anda mesela Lütfü Elvan'a da sordum biraz önce. Tehlike geçmedi. Yani ordu içerisinde halen bunların B planlarını, C planlarını, hatta ben 15 Temmuz'un bunların C planı olduğunu düşünüyorum mesela. Bilmiyorum siz nasıl yorumluyorsunuz? C planı olduğu yönündeki yaklaşımınız doğru olabilir. Çünkü bununla ilgili son bir hafta içerisinde çok sayıda yazı kaleme alındı. Ben de onları takip ediyorum. Aslında darbenin sabaha karşı planlandığı, bir kendi içlerinden sızma olduğu yönündeki bilgi gelince akşam saatlerine çekildiği ve orada işte B ve C planına kayıldığı söyleniyor. Dolayısıyla buradan anladığımız şey de darbenin aslında bir boyutunun uyandırıldığı, hücrelerin bir boyutunun uyandırıldığını anlıyoruz. Hı. Yani ordunun içinde bu kadar askerin olması mümkün değil bunlara ait. Çünkü yapıyı ele geçirmişler. Ben 2009'da bir ortamda bulunuyordum. Orada yine bunlara ait önemli birisi, ismini de vereyim, Harun Tokak. Hı hı. İsrail imamı olarak geçiyor. Bir iş seyahatinde aynı uçakta bulunduk ve orada bana şunu söylemişti. Bizim Fethullah Gülen'in emri ile havalanacak uçaklarımız var, gemilerimiz var, tanklarımız var demişti Harun Tokak. Aynen bana bu ifadeyi kullanmıştı. O zaman tabii anlayamıyorsunuz yani bu uçaklar, tanklar neden havalanacak, neden harekete geçirilecek? Yani bunların bir davası, hani İslam davası mı nedir, ne değildir, onu anlayamıyorsunuz. Ama ilk defa 2010 yılında görevim icabıyla Ankara'ya çok gidip gelmeye başladığım sıralarda Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanlarını toplayarak beni bu adama mecbur etmeyin dediğini duydum. Bir çok yakın bir danışmanından böyle ifade ettiğini duydum. Dolayısıyla orada bir şüphe uyandı tabii. İlginç bir şey yani. Orada bir şüphe uyandı. Hemen ardından da zaten 7 Şubat'ın gelmesi herkesin aklındaki soru işaretlerini giderdi. Herkesin demeyeceğim. Yani bu mücadeleyi 15 Temmuz'a kadar Tayyip Erdoğan tek başına göstermiştir. Evet. İkinci bir adam yok. Dikkat evet, ediyor yok. Musunuz? Yani Abdullah Gül'le arasının açılmasına sebep olan şey bu. Hı hı. Davutoğlu'nun gitmesine sebep olan şey bu. Hı hı. Zaten ikisi hemen tabiri caizse yani günah çıkarttılar, pişmanlıklarını fiziksel ve söylemsel olarak ifade ettiler. Yani hele Ahmet Hoca, hı hı, Davutoğlu paralel yapıyla mücadelede zafiyet gösterdiği için biliyorsunuz Tayyip Bey ile aralısı açıldı. Abdullah Gül de danışman kadrosu tamamen, Çankaya Köşkü'ndeki danışman kadrosu tamamen bunların elindeydi. Şöyle anlatayım size. 2012'de Filistin Platformu'nun genel sekreteri olarak görev yapıyordum. MÜSİAD'ın kurucu genel başkanı ve Filistin Platformu'nun başkanı Erol Yarar ile beraber Abdullah Gül'ü ziyarete gittik. Köşk'te bizi ağırladı. Yanında da 4-5 tane danışmanı vardı. Bir projemiz vardı yani Kudüs'le ilgili. Filistin'le ilgili. Yani çünkü 2008 dökme kurşun operasyonu olmuş, 2010'da Mavi Marmara olmuş, ilişkiler kopmuş ve Türkiye artık Orta Doğu siyasetini, dış politikasını Filistin merkezli yürütüyor. Ama elde done yok. Ve bu işin lobisini kimse yapmıyor. Sadece dış politikaya bırakılmış bir şey var, süreç var. Bu işin think tank süreci yok, herhangi bir şey yok. Basın, medya ayağı yok, lobicilik faaliyetleri yapılmıyor. Bununla ilgili bir dosya, bir proje sunduk. Gayet de Abdullah Gül'ün hoşuna gitti. Hemen dedi bunu hayata geçirelim. Biz de sevindik yani. Bayağı hazırlanmışız, götürmüşüz. Oradan bir danışmanla beni meç etti. Genel Sekreter Mehmet Erdem Temür ve işte bu arkadaşımız bu projeyi hayata geçirsinler. Bana da bilgi verin ara ara şeklinde start verdi. Bizzat kendi talimatıyla. Bununla ilgili bir Cumhurbaşkanı'ndan toplantı tutanağı da geldi, resmi, hala elimde var. Fakat daha sonraki süreçte 2 yıl boyunca
öyle şeyler yaşadım ki. Defaatle Çankaya Köşkü'ne gittim. Bu danışmanla görüştüm. Hatta Abdullah Bey'le tekrar görüşme imkanımız oldu. Fakat süreç hiçbir şekilde ilerlemedi. Çünkü bizi böyle bir projeyi emanet ettiği kişi bir FETÖ'cüydü. Ve o bütün süreci kilitledi. Aynı şeyi MÜSİAD'dan da duyarsınız, ASKON'dan da duyarsınız, bazı sivil toplum kuruluşlarından da duyarsınız. Yani bunlar çok anlatılır bu şekilde. O süreç tamamen kilitlendi ve Abdullah Gül'ün etrafı izole edildi. Evet, Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan'ın etrafının izole edilmiş olabileceğine dönük bir değerlendirmeniz var mı? Yani bugün de, çünkü şunu sorgulamamız lazım ki gerçeği bulalım da istiyorum birazcık. Çünkü yani bugün külliyede bile, çünkü çok geniş bir çalışma yapısı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O yapının içinde bile FETÖ'nün elemanlarının olma olasılığını nasıl görüyorsunuz? Bence vardır. Bence vardır. Çünkü yaverleriyle çektirdiği fotoğrafa baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın eğer yanında 7/24 dolaşan bir asker tayfasının FETÖ'cü olduğunu düşünürsek, külliyenin içinde olduğunu da ben düşünüyorum. Ve bunun da araştırılması gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, yaverin diyor, köyüne kadar baktık, aile seceresine baktık, ona baktık, şuna baktık. Tek bir emare bulamadık diyor, değil mi? İşte kripto dediğimiz şey bu. Sayın Bakan da az önce söyledi. Yani hücre tipi yapılanma dediğimiz şey bu. Masonik bir yapı. Ve bu hücreler en fazla 3-4 kişiyi tanıyor kendi dışında. Yani böyle bir grup. Ya 4 kişiyi tanıyor ya 5 kişiyi tanıyor. O da çeşitli emareleri var. Mesela Ordu'da 1 dolar. 1 doların üzerindeki seri numarasından gösteriyor. Onun kim olduğunu karşıdaki anlıyor. Ya biat ediyor ya da altında görüp emir vermeye başlıyor. Şimdi böyle tamamen masonik bir yapılanma içerisinde o kadar gizli bir şeyden bahsediyoruz ki biz. Uyanmamış hücrelerden kastımız da bu. O külliyenin içinde ben elbette olduğunu düşünüyorum. Binlerce çalışan var orada. Bir sürü danışman var. Bunların bakılması, araştırılması gerekiyor. Akın Öztürk, yani adam 40-45 yıl sonra kendini deşifre etti. Uyan hücrelerden bir tanesi. Biraz önce söylediniz, Harun Tokak, İsrail imamı. Evet. Akın Öztürk, İsrail'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri ateşlisi. Evet. Aynı dönemde. Evet. İlginç. Yani tehlikenin boyutu. Bu şimdi siyasal uzantıları. Biraz önce bir iki tane de isim verdiniz tabii. Ama yani bunların... Tabii bu yapının bir eleman olup olmadığına dönük bir kanaatimiz yok. Onu söyleyelim. Yani Abdullah Gül dediniz, Ahmet Davutoğlu dediniz ama onların döneminde birazcık zafiyet olduğuna dönük bir değerlendirmede bulundunuz. AK Parti içerisinde bu yapının uzantıları hangi oranda sizce? Çünkü AK Parti'nin örgütünü, il, ilçe, belde, genel merkez, Bakanlar Kurulu'nu en yakından bilen isimlerden birisiniz. 2006-2007 yıllarında AK Parti gençlik kollarında pek çok toplantılara katıldım. Buralarda görevlerde bulundum. Anadolu'da yapılan buluşmalara gittim. Teşkilatların çoğunda FETÖ diye tabir ettiğimiz, bugün FETÖ diye tabir ettiğimiz mensubiyetleri olan insanların olduğunu gördüm. Hatta il yönetimlerinde bunlar çok fazla bulunmaya başladılar. O zaman bu ilk defa şeye yorumlanıyordu. Tabii kimse bunların böyle bir silahlı terör örgütü olduğunu, devleti ele geçirmeye çalıştığını vesaire vesaire bilmiyordu o zamanlar yani. Bu şuna yoruluyordu. İşte evet, yani cemaat destek veriyor, sahip çıkıyor, teşkilatta da girdi, işte sahada da yer alıyor artık şeklinde yorumlanıyordu. Hani o kadar çok teşkilatlara da girdiler ki. Yani bütün illerde varlar. Yani temizliğin yapıldığına ben inanmıyorum. Hatta buradan açık bir şekilde söyleyeyim. Fethullahçı terör örgütü yapılanmasıyla ilgili en karmaşık, en problemli il Bursa. Bursa. Yani gerek belediyesiyle, gerek il başkanlığı düzeyinde pek çok şey yazılıyor, çiziliyor. Her gün yerel basında ve ulusal basında bununla ilgili yansımalar ortaya çıkıyor. Ama ben bakıyorum, özellikle de takip ediyorum, yapılmış hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Belediyelerde özellikle değil mi? Belediyelerde de yok, il başkanlıklarında yok. O yüzden AK Parti'nin geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu genelgenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunlar hep tarihi kayıttır aslında. Yani AK Parti genelge yayınlıyor ama bir taraftan da talimat veriyor. Mücadele edilmesi yönünde. Ya inşallah bu süreçte sorumlu yöneticiler bir vatanperver duyarlılığı ile meseleye yaklaşır. Bu çok önemli. Eş, dost, akraba ve arkadaş, ben onun cemaziyen evvelini biliyorum, ya o iyi insandır falan diyerekten bir karartma, kollama girişiminde bulunmaz. Ve bu insanları tek tek bulundukları makamdan, görevden uzaklaştırmak icap edecektir diye düşünüyorum. Evet, alnı secdeye değiyor diye ona inanmamamız lazım diyorsunuz. Hazreti Ömer söylüyor bunu. Kişinin namazı sizi aldatmasın. Değil mi? Evet. Evet, çok önemli, çok önemli bu. Ama şu uyarınız da çok önemli. En karmaşık yapı bu örgütten temizlenmesi noktasında AK Parti. Siz Bursa'yı söylediniz. Benim de bildiğim bazı iller var. Mesela Hatay İl Örgütü'nün ve ilçe teşkilatlarının birçoğunun Fethullah Gülen terör örgütüyle bağlantısı olduğuna dönük değerlendirmeler var. Niye söylüyorlar? Çünkü 4 tane bakandan bahsediliyor biliyorsunuz. Eski bakanlardan. Evet. İşte Bülent Arınçlar, Suat Kılıçlar, Sadullah Ergin'ler, Hüseyin Çelikler. Şimdi bunlar aslında biliniyor. Şimdi bilinen yapıların adamları halen bu örgütler içerisinde devam ediyor. Bülent Arınç Bursa milletvekiliydi. Evet. En son Sadullah Ergin Hatay milletvekiliydi. Hatay Belediye Başkanı oldu. Ama çok da kolay bir arınma süreci olmayacak gibi. Ama tıpkı AK Parti'de olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de varlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de varlar. Büyük Birlik Partisi'nde de varlar. Saadet Partisi'nde de varlar. Hatta Vatan Partisi'nde bile, yani eski İşçi evet, Partisi var ya, Doğu Perinçek'in, orada da varlar. Evet. Ama sizin o biraz önce yaptığınız analizi hatırlatması bakımından önemli görüyorum. Yani bunlar her çeşit kimlikle oluşumların içerisinde varlar. Bütün oluşumların içerisinde varlar. Yani bir hemşeri derneğin içerisinde de varlar. Hı hı. Yani olmadıkları yer yok. Herhangi bir STK kurulmuşsa ve o gerçekten belli bir çapta ise orada yer alıyorlar, yönetim kuruluna giriyorlar. Ama siz onu anlamıyorsunuz, onun kim olduğunu vesaire. Burada muhalefetle ilgili olarak söylemiş olduğunuz şeyi ben tekrar dillendirmek istiyorum. Şöyle ki, AK Parti evet bu işin en önde gideni ve mücadele edeni, kendi içindeki bu pislikleri temizleyecektir diye düşünüyorum. Fakat şey de çok güzel bir tevafuk. Yani Devlet Bahçeli eğer bir muhalefet krizi, kendi içlerinde bir muhalefet krizini yaşamamış olsaydı büyük ihtimalle FETÖ'nün varlığına da inanmayabilirdi. Çünkü son dönemde MHP'nin geçirdiği evre MHP seçmenini, MHP tabanını ve Devlet Bahçeli ve ekibini FETÖ nezdinde uyandırdı. Bu da açık bir gerçek. Öyle güzel planlar yapmışlar, öyle enteresan şeyler yapmışlar ki, yani 15 yani Temmuz, yani Temmuz'da MHP'yi ele geçirecekler. Meral Akşener MHP'nin genel başkanı olacak. Daha sonra FETÖ'cü cuntacılar darbeyi gerçekleştirecekler. Hemen akabinde de Meral Akşener'i başbakan olarak tayin edecekler. Enteresan, yani böyle bir şeyleri var. Bakın, en önemli husus CHP. Taksim konuşmasını, pazar günü yaptığı konuşmayı özellikle çok güzel bir şekilde analiz ettim. İlk defa Akit televizyonda da ben bunu söyledim. Darbe girişiminden 3 gün sonra. Bu konuşmayı bir FETÖ'cü hazırlamıştır. FETÖ'cü bir danışman hazırlamıştır dedim. Üzerine yine duruyorum. Bakın, Taksim Meydanı'nda AK Partili seçmenler vardı. O kadar sağduyulu yaklaştılar ki orada Kılıçdaroğlu ne dese şey yapmayacaklardı. Yani sorun çıkmayacaktı. Çünkü mesele başkaydı. Mesele, öncelikler çok başkaydı. Orada Allah'tan öyle bir sorun çıkmadı. Fakat o kadar çok
gönderme yaptı ki Taksim konuşmasında Kılıçdaroğlu. Dikta dedi, defaatle diktatörlükle benzerlikler kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza ithafen üstü kapalı pek çok göndermede bulundu. Yani sürekli kaşıdı. Bugün de yapabilir mi? Bugün de yapma ihtimalini ben oraya götürmeye çalışıyorum lafımı. Yani gerçekten bugün de böyle bir şey yapabilir. O gün o konuşmanın bir FETÖ'cü tarafından hazırlandığını ben düşünüyorum. Ve emarelerde o şekilde zaten biliyorsunuz Taksim konuşmasında FETÖ lafı geçmiyor. Bunun, bu yapıya ilişkin olumsuz bir şeyi de yok. Sadece demokrasi yanlısı, darbe karşıtı bir perspektifte hazırlanmış bir konuşmaydı. Birkaç gün sonra Akıncılar Üssü'nü ziyaret ederken FETÖ dedi, ardından FETÖ diye adlandırılan diye ifade etti. Yani genel olarak insanlar şu anda konjüktürel olarak bu yapıya FETÖ diyorlar. Hani biz de diyelim de hani aynı dilde, aynı jargonda konuşalım şeklinde bir yaklaşımı vardı. Beden dili, surat şey ifadesi o şekildeydi. Umarım bugün bir sorun yaşamayız. Yeni Kapı'da sağduyulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük perspektifine yakışır bir şekilde ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuşma yapar ve 79 milyonu kucaklayacak bir dilde konuşur. Bizim en büyük temennimiz bugün kendisinden bu. Evet, ve aslında herkesten beklentimiz. CHP'nin içinde de paralelcileri, FETÖ'cüleri de temizlenmesi noktasında adım atacağını düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki son yaptıkları 4 ya da 5 seçimde ittifak kurdular. Adaylarının birçoğunu zaten Pensilvanya'dan belirlediler. Bu da açık. Hem yerel seçimlerde hem milletvekili genel seçimlerinde bu şekilde gerçekleşti. Evet, aslında o geçen pazar Taksim Meydanı'nda yaptığı konuşmaya atıfta bulundunuz. FETÖ demediğini söylediniz. Ben kayımdan sonra Bugün Gazetesi Ankara temsilcisi olduğum zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kahvaltılı basın toplantısına gitmiştim. Orada bu örgütle ilgili sorduğum sorulara ben bunlara örgüt demiyorum. Bunlar bir hizmet hareketidir. Bu ülke için yararlıdır demiştir. Üzerinden daha 15 Temmuz'dan herhalde bilemediniz 5-6 ay önce böyle bir olayla karşı karşıya kalmışızdır. Şuna da hemen bir vurgu yapalım Mehmet Bey eğer izin verirseniz. O da şu, 2010 yılında Deniz Baykal'ın gönderilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilmesi bir Fethullah Gülen, bir Pensilvanya, bir Amerika projesi olduğu için bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği yeri anlamak ya da konuşmasını, dilini çözmek çok da zor değil diye düşünüyor. Ve halen aslında bu 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi büyük olasılıkla darbecilerle birlikte hareket etme olasılığı çok yüksek olan çok bir yüksekti. Siyasal hareketti. Çok yüksekti. Bunu hemen bir vurgu yapalım. Çünkü bunlar önemli. Hem MHP'de eğer Meral Akşener gelmiş olsaydı, Meral Akşener'li bir MHP karşımızda olmuş olsaydı, belki de sizin dediğiniz gibi Meral Akşener'i darbenin başbakanı olarak görme olasılığımız vardı diye düşünüyorum. Ama bütün siyasal hareketlerden bu yapının mutlaka temizlenmesi. Şimdi Büyük Birlik Partisi ile de ilgili bazı iddialar var. Saadet Partisi ile ilgili de iddialar var. Ama bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun bunlar tarafından öldürüldüğüne dönük bir kanaat var bende. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yalnızca Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde değil, Hrant Dink de Necip Ablemitoğlu suikastinde ve hatta olayı 90'lara ben taşımak istiyorum. 90'larda da birçok faili meçhulün içine bunların karışmış olma ihtimalini gözetiyorum. Yani bu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Zaten geldiğimiz süreç hayırlı sonuçları itibariyle biraz değerlendirdiğimiz zaman şu anda öyle bir şuur oluştu ki devlette. Geriye dönük karanlık kalan bütün noktalarda yani bu şuurla, bu bilinçle tekrar kapatılan dosyaları açacaklar. Onlara tekrar tekrar bakacaklar. Yani o zaman Abdullah Gül'ün Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmesi ve onların rapor hazırlaması, raporun sürekli olarak revize edilmesi, sürekli olarak gölgelenmesi zaten bir soru işareti
oluşturmuştu kamuoyunun nezdinde. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle o gün Devlet Denetleme Kurulu'nun kimden oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla FETÖ'cü yapılanma da orada da vardı. O raporu da onlar hazırladılar, onlar düzelttiler, onlar şekillendirdiler. Ve Muhsin Yazıcı oğlu suikastinde de baş aktör onlar idi. Evet, aslında bu söylediklerinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tehlikenin geçmediği vurgusunu yapıyoruz. Şimdi eğer isterseniz bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Mehmet Erdem Temur, siyasal iletişim uzmanıyla 15 Temmuz'un öncesini, sonrasını, Fethullah Gülen terör örgütünü ve bugün Yenikapı'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılacak olan ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın da katılacağı mitingi ve şunu da hemen hatırlatmakta fayda var. Bilmiyorum Mehmet Bey de o çağrıyı yapar belki. Bugün herkes, işi olmayan herkes Yenikapı'da mutlaka olmalı. Oraya Türk bayrağını, ay yıldızlı bayrağı alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olmaya gitmeli diyor. Kısa bir reklam arasından sonra pazar manşetine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pazar manşeti, bendeniz Fatih Dağıstan'la tekrardan karşınızdayım ve konuğum siyasal iletişim uzmanı Mehmet Erdem Temur'la birlikteyiz. Sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirileriniz varsa eleştirilerinizle pazar manşetine katkı yapabilirsiniz. Yönetmen arkadaşım Aykut Alpsev Twitter hesabını ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutacak. Katkı yaparsanız seviniriz dedikten sonra hemen Mehmet Bey'e geçiyorum. Tehlike geçmedi diyorsunuz siz. Tehlike kesinlikle geçmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın temkinli yaklaşımı, demokrasi nöbetlerini bu kadar uzatmış olmaları ve yetkililerin de henüz olayı anlamaya çalışmaları bize bunu gösteriyor. Evet, peki ne yapmamız lazım? Şimdi bugün itibariyle demokrasi nöbetleri bitiyor. Evet. Şimdi ne yapacağız mesela? Yani gece 11 olacak, bilemediniz 12 olacak. Hadi bazılarımız birazcık daha geç yatıyor, saat 1 olacak ve uyuyacağız. Bu tanklar, bu FETÖ'nün askerleri gecenin 3'ünde, 4'ünde, sabah 5'inde sokağa çıksalar nasıl bir önlem almamız lazım? Ne yapmamız lazım mesela? Şu anda bu işin evet, önlemenin, yani bunların yeni bir darbe kalkışmasının önüne geçmenin yöntemi var mı? Fatih Bey, ben kafa yordunuz mu? Benzer bir şöyle düşündüm. Yani benzer bir darbe girişiminin olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani askeri kanattan benzer bir darbe girişimi tekrar FETÖ tarafından en azından şu zamanlarda ya da önümüzdeki kısa ve orta vadede böyle bir tehlikenin yaşanacağını düşünmüyorum. Hı hı. Büyük ihtimalle çok daha farklı saldırılar söz konusu olabilir. Ne mesela? Birincisi ekonomik. Hı hı. Türkiye'yi kuşatma altına alabilirler. Çünkü bunların Standard & Poor's'da, Manhattan'da dünya piyasasına, dünya finans yönetimine yön veren büyük şirketlerin, büyük holdinglerin yapılanmalarının ve finans kuruluşlarının içinde adamların olduğunu biliyoruz. Bunlar sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin unsurlarına sızmadılar. Hı hı. Bunlar NATO'ya sızdılar, Birleşmiş Milletler'e sızdılar. Daha sonra pek çok uluslararası kuruluşa sızdılar. NASA'ya sızdılar. NASA'da varlar. Facebook'ta varlar, Twitter'da varlar, Apple'da varlar, evet, her yerde varlar. Bunlar bütün dünyada stratejik yerlere sızdılar. Yani sadece Türkiye'de kuruyemişçi sahibi değiller. Sadece pideci, kumpirci sahibi değiller. Sadece dönerci sahibi değiller yani, değiller, değil mi? Evet. Ve yani bir antiparantez şunu da açmak lazım. Türkiye'nin gerçekten yetişmiş birkaç nesneni heba ettiler. Hı hı. O yüzden dün Sayın Cumhurbaşkanımız o 15 Temmuz direnişini Çanakkale ruhuna benzetti. Hı hı. Millet nezdinde. Sonuçları itibariyle de Çanakkale'yi andırıyor. Çünkü bu hareket 40 yıldır Türkiye'de, Anadolu coğrafyasında fakir, mazlum, kasabalı, köylü, çiftçi, esnaf çocuklarını vesairelerini alıp dershanelerinde okuttu ve FETÖ üyesi yaptı. Orduya girdiler, şuraya girdiler, kamuya girdiler, yurt dışındaki 3000 okullarına gönderdiler.
Yani heba ettiler, en yetişmiş insanlar, en zeki, en çalışkan, başarılı çocukları aldılar ve bu şekilde heba ettiler. Sonuçları itibariyle de aslına bakarsanız Çanakkale'yi biraz andırıyor. Evet, ama ben mesela ekonomik olarak Türkiye'ye çok vurabileceklerine dönük de bir kanaate de sahip değilim. Niye sahip değilim? Benim de şeyim şu, çünkü bunlar Gezi'nin arkasında da varlardı. Bunlar çapulcular dediğimiz ama o gün bile göremediğimiz belki de Fethullah Gülen terör örgütünün bir organizasyonuydu. Taksim Meydanı'ndaki Gezi kalkışması. 17-25 Aralık'ı yaptılar, başarılı olamadılar. Bunlar 7 Haziran seçimlerinde başarılı oluyorlarmış gibi oldu. Ama orada yine Devlet Bahçeli'nin o blokaja girmemesiyle başarılı olamadılar. 15 Temmuz'da bile bizim ekonomimize bir şey yapamadılar. Yani Gezi'de bir şey yapamadılar, 17-25 Aralık'ta bir şey yapamadılar, 15 Temmuz'da bir şey yapamadılar. Ben bunlarla sonuç alabileceklerini çok mümkün görmüyorum. Burada en kritik noktalardan birisi askerde, 15 Temmuz'da denediler. İkinci en kritik denemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşamına kastedebileceklerine dönük bir değerlendirmem var. Benim şahsi kanaatim. Doğru, bir suikast timi olabilir, suikast saldırıları olabilir. Önemli kanaat önderleri, devlet büyükleri bu şekilde bir yaklaşımla ikinci bir kriz yaşatılabilir Türkiye'ye. Senaryolardan bir tanesi bu. Diğeri ekonomikti. Ekonomi de şöyle, yani Türkiye 2002'de gerçekten sağlam bankacılık ve finans düzenlemeleri yaptı 2001 krizinden sonra. Hem 2008 ve 2009 krizinden etkilenmemesi bu kadar ona bağlıydı. Son yaşanan gelişmelerde de mesela darbe girişiminde de den sonra da Türkiye'nin piyasaların bu kadar etkilenmeme sebebi hem halkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hazır bulunuşluk seviyesi. Yani olayları güzel tahlil etmesi, idrak etmesi. Bakın 15 Temmuz gününde, 16 Temmuz gününde güvenlik sıfırdı. Kamu güvenliği sıfırdı. Tek bir yağmalama duydunuz mu? Yani tek bir hırsızlık bilmem ne vesaire, cinayet, gasp, şu bu duydunuz mu? Bunlar yaşanmadı. Bunlar bizim toplumumuzun iyilikleri, güzellikleri bakın. Ya dolayısıyla... Yani bu olayı fırsata çevirebilecek unsurlar olabilirdi diyorsun. Olabilirdi tabii. Yani 15 Temmuz'u fırsata çevirip... Bunlar yaşanmadı. Diğer bütün ülkelerde bu şekilde oldu. Yani bu tarz olaylarda bakıyorsunuz hemen yağmalanıyor. Bir yerde bir şey olduğu zaman en yakın Yunanistan'a bakın mesela. Yunanistan yağmalanıyor, gasp ediliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Hırsızlıklar baş dönüyor, bankalara girilmeye çalışılıyor vesaire. Bizim insanımız bunu yapmadı bakın. Yapmadığı gibi 15 Temmuz sonrasındaki birçok dövizini de TL'ye çevirdi. Ya bu tamamen milletimizin ferasetiyle alakalı bir şey. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. O yüzden ekonomi alanında Türkiye'ye uygulayacakları pres... İç piyasalarda çok da etki bulacak bir şey değil benim nazarım. Siz de az önce görüşlerinizi o yönde ifade ettiniz. Fakat farklı enstrümanlar kullanabilirler. Yani borsanın manipülasyonu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları aracılığı ile Türkiye üzerinde yabancı yatırımcılar nezdinde bir kanaat oluşturmaya çalışabilirler. Bunlar ekonomik olarak Türkiye'yi sıkıntıya düşürebilir mi? İç piyasa anlamında değil. Fakat orta ve uzun vadede büyük projeler anlamında ve hedefler anlamında elbette bir olumsuz hava oluşturabilir. Ya da bazılarının dediği gibi işte elektrikleri keseceklermiş tüm Türkiye'de falan gibi, ya da siber saldırı tarzında unsurlar. Siber saldırıda beklenen şeyler arasında. Ama yani bütün bunlar bu milletin ferasetiyle atlatılabilecek olandı. Atlatılamayacak olanlardan birisi 15 Temmuz'du. Onu da atlattık. Umarım tekrardan silahlı güçlerini bu milletin üzerine salmazlar diye düşünüyorum. Çünkü benim halen ordu içerisinde, emniyet içerisinde ve ordudan ve emniyetten uzaklaştırılan isimlerin dışarıda örgütlendiğine dönük bir kanaate sahibim. O yüzden bu uyarıyı yapmakta fayda görüyorum. Devletin, yani bizler vatandaş olarak uyanık olacağız, feraset sahibi olacağız. Dikkat edeceğiz ama devletin bence daha fazla kendi kendine dikkat etmesi gerekir. Çünkü şuna da inananlardan birisiyim ben. Darbenin iyisi kötüsü bizdeni sizdeni öbüründen olanı olmaz. Darbe geldiği zaman
herkesi alır götürür. Bir de şu soru hep aklıma geliyor benim. Bunun değerlendirmesini de yapmaya çalışıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı biz bu darbenin FETÖ darbesi olduğunu bile anlayamayacaktık. Bu darbenin ordunun, silahlı kuvvetlerin tıpkı 27 Mayıs'ta, tıpkı 12 Eylül'de, hatta ondan önce 12 Mart'ta, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da yaptığına benzer bir kalkışma olduğuna dönük bir kanaate sahip olacaktık. Ama başarısız olunca arkasındaki FETÖ'yü görebilme imkanına sahip olduk diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız? Evet, yani büyük ihtimalle oyun kurucu sıfatlarını orada hayata geçireceklerdi ve biz ondan bir haber olacaktık belki de. Arka planda bütün çalışmalarını yapacaklardı. Yani ordunun şerefli subayları yönetime el koyacaktı ve ülkede yönetimi tekrar tesis edecekti. Yaptıkları TRT'deki bildiri de bu yöndeydi zaten. Ne yapacaklarını zaten orada söylediler. Dolayısıyla orada tek bir FETÖ unsuru yoktu. Açıklamada, bildiride. Size kesinlikle katılıyorum. Böyle olacaktı. Böyle bir Türkiye'ye uyanacaktık. Son birkaç cümle daha edelim istiyorum. O da şu. Medya iyi bir sınav verdi diyoruz ama hep öyle söylüyoruz ama özellikle ben şunu merak ediyorum. Sizin de bu anlamdaki tespitleriniz önemli. Sağcı, mütedeyyin, İslamcı, muhafazakar medya 15 Temmuz'a nasıl bir sınav verdi? FETÖ'cü bir takım subayların darbe girişimi söz konusu başlığını Yeni Şafak attı. Yani baktığımız zaman o anlamda çok başarılıydı. Akit keza öyle. Baktığımız zaman muhafazakar dindar camianın unsurları, basın organları, görsel medya grupları gayet iyi bir şekilde sınav verdiğini düşünüyorum ben. Olayı yaşattılar, aktardılar, anlattılar, tanıklarını aldılar, ifade ettiler, analiz yapan birçok insanı çıkarttılar ve orada konuşturdular. Halkta bir bilincin oluşması, framingin oluşmasını sağladılar diye düşünüyorum. Zaten şu an gelinen nokta itibariyle halkta bu bilincin oluşmasında büyük oranda medyanın %100 rolü var. Hatta yani bu darbe girişimi ayrı bir case, yani ayrı bir deneysel vaka. Yani bu önümüzdeki yıllarda çok daha fazla konuşulacak. Çünkü ilk defa bir darbe girişimini canlı yayında seyrettik. Yani ben hatta Cumhurbaşkanımız FaceTime uygulamasıyla CNN Türkiye vesaire televizyonlara bağlandı ve orada insanlara hitap etti. Bu da bir ilk mesela. Böyle bir şey yaşanmamıştı daha önceki darbelerde, darbeler tarihine baktığımızda. Böyle baktığımız zaman çok ayrı bir şey. Zaten buna da ben darbe girişimi diye hani bahsediyoruz ama bir darbe girişimi değildi aslında. Bu bir işgal girişimiydi. Türkiye'yi işgal etmek istediler. İsmet İnönü Lozan Anlaşması'nı imzaladıktan sonra Şükrü Saraçoğlu'na diyor ki, Şükrü diyor, 100 sene daha kazandık. Şimdi 100 sene doluyor biliyorsunuz. Bir efsane olarak, bir komplo teorisi olarak her zaman anlatılır. Lozan Anlaşması'nın ek 17 maddesi var. Ama kimse tarafından bilinmez. Hatta bunun tutulduğu İngiltere'deki arşivlerde de bir yangın çıktı, bunun ortadan kaybolduğu yönünde birçok akademisyenin de bu yönde açıklamaları var. Bu 17 maddeyi kimse bilmiyor ne olduğunu. Belki devlet büyükleri biliyordur ne olduğunu. Fakat Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynandığını, büyük fotoğrafı görmemiz lazım. Bu darbe girişimi ya da işgal girişimi sadece bir FETÖ'nün, FETÖ organizasyonunun yapabileceği, yaptığı bir şey değil. Bu çok farklı, çok uluslu, Amerika'nın da işin içinde olduğu, İngiltere'nin de işin içinde olduğu, dünyayı yöneten oyun kurucuların işin içinde olduğu, İsrail'in işin içinde olduğu bir yapı. Ve bu, unutmayın ki, bin yılın projesi. FETÖ dediğimiz şey bin yılın projesi. Evet. Bir Vatikan projesi. Evet, ama şunu da hemen vurgulayalım ve toparlamak da istiyorum. Bu işin arkasında Amerika var. Medya sormuştum. Bu işin arkasında Amerika var. Ama bu işi ortadan kaldıran unsur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime'dan yaptığı bir canlı konuşmaydı. Evet. Ve ne yazık ki bu konuşmada yine bir Amerikan televizyonu diyeceğim. Çünkü nihayetinde Türk sahibi Türk de olsa menşei Amerika. Evet. Bir kanalda yayınlanmış olmasının üzüntüsü de bence muhafazakar, mütedeyyen, İslamcı, sağcı, milliyetçi
medyanın üzerinde ağır bir sorumluluk bıraktığına dönük bir kanaatimi söyleyerek evet, tamamlamak istiyorum. Kesinlikle. Evet, Mehmet Erdem Temur'du bu haftaki pazar manşetinin konuğu. Gelecek hafta yine bir başka konukla karşınızda olacağız ama bugün tarihi günlerden bir tanesi. İstanbul'da, Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde demokrasi nöbetinin sonuçlandırılacağı final mitingi var. Saat 17'de ve bizler orada olmaya çalışacağız. Herkesin de orada olmasını, ay yıldızlı bayrağı eline alıp o meydanda, o coşkuya destek vermeye çağırıyor. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.